İnanılmaz. Ananı... Merhaba arkadaşlar, GamerDB kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün uzun süredir oynamadığım katil olan Dümenci'yi oynayacağım. Tabi bunu yeni gelen Cadılar Bayramı modunda oynayacağım. Dün sadece bir maç atmıştım katilde. Dedim ki bu videoyu sadece katile özel yapayım. Şöyle hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perküm ölümcül takip. Maç başlar başlamaz bütün kurbanların haresini 9 saniye boyunca görebiliyorum. Böylece yanlarına gidip hızlı bir şekilde birisini düşürüp asmaya çalışacağım. İkinci perkümüz çivili tabut. Dolapları %50 daha hızlı açıyoruz. Bu karakterin bıçakları bittiği zaman gidip dolaptan alması gerektiği için dolapları hızlı açmamız önemli. Aynı zamanda bir kurban dolaba girip çıktığı zaman 30 saniyeliğine o kurbana tek atabiliyoruz. Ve dolaptan çıktığı zaman 4 saniye boyunca yerini belli ediyor bize. Üçüncü perkümüz ceza kancası yankılanıcı. 4 rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Beyaz hareyle görüyoruz bu ceza kancalarını. Her bir kurbanı ilk kez ceza kancaya asışımızda en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. Son perkümde baskı, bir jeneratöre tekme attığımız zaman aynı anda başka 3 tane jeneratöre de tekme atmış sayılıyorum. Ve o rastgele 3 jeneratörden herhangi birisinde kurban yoksa, yani jeneratörü tamir etmiyorsa, o jeneratörler de gerilemeye devam ediyor o tekmelemeden sonra. Yani o jeneratörün yanına gitmiş olmadan o jeneratörü tekmelemiş sayılıyorum. Aynı zamanda eğer ben bir jeneratörü tekme atıp diğer jeneratörleri de patlattığımda, o patlayan jeneratörlerde herhangi bir kurban varsa, yani jeneratörü tamir ediyorsa, o kurban için zor bir beceri denemesi çıkıyor. Onu ıskalarsa jeneratör yine patlamış sayılıyor. İlk eklentim şov bıçakları. Bıçaklar çevredeki nesnelerden iki kez sekiyor. Böylece bir yerlere çarptırarak kurbanlara hasar verebilirim. İkinci eklentim de kanlı fular. Taşınabilecek bıçak sayısını 8 arttırıyor. Aynı zamanda maça da fazladan 8 bıçak ile başlıyorum. Sanırım standart bıçak sayısı 44, 52 yapıyor olması lazım onu. Ya bu Dümenci ne biliyor musunuz? Karşıma geldiği zaman zorlandığım ama kendim oynarken beceremediğim bir katil. Yani en son 2 sene falan önce oynadım galiba. Öyleydi. Şimdi nasıldır bilmiyorum tabi. Mesela bak Chucky şöyle. Karşıma geldiğinde çok zorlanıyorum ama kendim oynarken de iyi oynuyorum. Keyifli. RPD diyorsun. Hadi bakalım. Direkt yerlerini gördük zaten. Bir tanesi Alihopter Jen'inde başlamış. Alihopter Jen'ine mi gitsek? Şunlardan birinin önüne mi çıksak diyecektim ki bu üçü biraz boş dolanıyor. Biz bir Alihopter Jen'ine gidelim. Kral ne ara? Duydun ne? Duydun da gittim be. Dolap falan bir şey yapmış olabilir miyiz hocam? Şöyle bir bal kabağı kıralım. Şuradaki fena yılan ya. Gördüm. Bu sefer gördüm. İnanılmaz bir yılan var abi burada. Zor spot. Tamam, atla oradan. Güzel. Jam bitti. Yani RP'de denk gelmesi hoş olmadı tabi ama ne ma problema. Zaten sekiyor bir yerlerden. Şu aralardan geçiyor mu? Hadi lan 2-3 tane daha hit. Çok iyi. Bir daha çarp bir yerlere. Hay şansıma. Güzel. Benim bıçaklarım bitmiş. Niye haberim yok? RPD bir tık sıkıntı oldu ya. Sürekli köşe falan dönüyorlar. Tam atacağım sıra falan filan. Şuradan şöyle. Güzel hareket. Çarptır, 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 çarptır. Şöyle de. Çok güzel. Nice. Sağlamından Jenrush'a da yedik. Yani benim anlamadığım şey şu. Şu moda girmişsiniz. Hani bir bal kabağı tekmeleyin. Ne bileyim, diğer dünyaya gidip bir smoke falan yapmaya çalışın. İki can bitirdiler. Kimse daha diğer dünyaya gitmedi bile. Hani o zaman niye bu dünyaya giriyorsunuz, anladın mı? Şey, bu moda giriyorsunuz. Hani o zaman normal oyun girin. Bu moda girdiyseniz ne bileyim, hani onu yapmanız gerekmiyor mu yani? Baksana, bunu da ilerletmişler. Daha dünya, diğer tarafa giden yok yani. Kimse gitmedi daha. Hadi bakalım o zaman, benden de tunnel geliyor. Madem öyle, biri sağ olsun diğer tarafa gitmeyi akıl etti. Biz de gidelim. Merhaba. Aim'ime sıçayım. Aim'ime bir daha sıçayım. Güzel, bayağı vurduk. Tekrar gelelim hemen. Nereye gitti lan bu? Aha, lan dur. Hocam aman diyeyim, aman diyeyim, öyle bir şeyle kaçırmayalım. Hiç hoş olmaz diyeceğim. Aha, buldum, tamam. Hemen bıçlarımızı da yenileyelim. Oğlum jam bitireceğim diye diğer adamı kancadan almadılar ya. Size var ya bak, vallahi yeni mod falan haram ya size. Bak abi, adam jam bitireceğim diye diğerini kancadan almadı ya. Oğlum niye bu moda girdin o zaman? Lan bir git diğer dünyaya git, bir şeyler yap. Yok abi, bunlara vallahi yeni mod falan. Yapımcı ne yapsın arkadaşlar ya? Yapımcı ne yapsın şunlara ya? Yürü git anı satın, bitiriyorsanız bitirin ya, ben şurada kendime karga yapacağım. There you are. Lanetli hocam şuraya vurur mu? Bırakamadık ki.
Yap yap Jenny yap hocam. Niye vazgeçiyorsun yapmaktan ya? Dolapta falan mısın? Bu bir yere yılanladı da. Aha buldum. Tabii nesnelerden geçmiyor değil mi? Bak ya oynadı oyuna bak. Allah'ım ya Rabbim. Aşağı mı atladın? Tamam güzel. Kral nereye gidiyorsun? Bura nereye açılıyor ya? Bak bana kaçak kat mı çıkartıyorsun lan? İmar iznin var mı? Oğlum hiç ana etkinliğe geçemiyorum çünkü arkadaşlar dediğim gibi harita o kadar leş ki şu an. Hani bak köşe dönmem gerekiyor sürekli anladın mı? Baksana. Şimdi oraya girecek. Evet. Yani bak anla ki. Evet. Böyle de leş bir oyuncu kendisi. Beni şu modda sinir ediyorsunuz ya. Ha kanka. Gitti buradan. Gel bakalım. Nereye gittiğini sanıyorsun? Gerizekalı. Ya. Çarptır oradan hadi. Hadi lan. Oğlum hiçbiri nasıl değmedi ya? İnanılmaz. Ananı... Allah'tan düştü de. İyi var şunu da arkadaşlar hasar verip vermediğini de göstermiş oldum size şöyle. Burada beyaz kancaya denk gelme olayı var mı ben bunu buraya astığım zaman? Çünkü bunu buraya asınca ana oyunda bir yere ışınlanıyor diye biliyorum. Kral ne yaptın? Şansa senin de önüne çıktık ha. Seni de şöyle basement'a götürelim ki gelsinler uğraşsınlar. Hatta bunlar buranın basement'ını bulamaz. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu jam bayağı bir yükseltilmiş. Okey. Askıyı vurduk. Tam diyecektim ki burada bir yerde healin. Tam diğeri öbür dünyaya gitti. Bu da bende. Okey. Kanyodakini galiba almayacaksınız. Gidiyor almaya. Tamam. Bunları burada sıkıştırabilirim. Hello. Nerede diğeri? Gel buraya kapıya çık. Dönme oradan. Dönme oradan. Hadi 2-3 hit daha, 2-3 hit daha. Lan hadi. Son hit. Nice. Ana etkinliğe geçtiğim gibi köşe döndükleri zaman iptal oluyorum arkadaşlar. O yüzden bu haritada maalesef hiç ana etkinliğe geçemedik. Tamam, beyaz kanca yedi bu jen. Hani ana etkinlik olayları gerçekten hoş olmadı bu haritada. Tamam, defol git. Ne yaptın? Çok güzel. Bu da kanca da öldü. Bunları anladığın dilden konuşacaksınız arkadaşlar. Madem sen yeni moda girip smoke mok uğraşmıyorsun, etmiyorsun. Genrush atıyorsun, arkadaşını kancadan almıyorsun. Tamam kardeşim, hiç sıkıntı yok. Aynı dil bizde de var yani, anladın mı? Biz de klavye kullanıyoruz kardeşim. Geçir onu oralardan. Çok güzel. Çok güzel dümenci. Bu dümenci ismini nereden almışlar arkadaşlar biliyor musunuz? Bu oyuna geleceği zaman buna demişler ki sana maç başı $70 vereceğiz. Yani bir kişi seninle maç attığı zaman sana $70 ödeyeceğiz. Kaç kişi atarsa o kadar onunla $70 çarp. Bu da demiş ki 100 istemiş bu. Sonra Dead by Daylight yönetimi de olmaz demiş. Bu da demiş ki o zaman ya 90 verirsiniz ya da demiş ben sizin bütün kirli çamaşırlarınızı ortaya dökerim demiş. O demiş nerd'ü falan o neler neler dönüyor onun arkasında demiş hepsini ifşa ederim demiş. Dead by Daylight yönetimi de tamam demiş. Ama demişler ki sen madem bu kadar kurnaz bir insansın. Tamam sen oyuna geleceksin. Fiyatta da anlaştık ama senin adın dümenci olacak. Ketempereci olacak senin adın demişler. Anladın mı? Evet canım. Aha. Aç o kapıyı. Aynen açtın şu an. Dur şu moda da bir geçelim arkadaşlar. Ben şu modu size göstereyim. Şimdi bu moddayken hareket hızı çok az olduğu için açtığım an adam herhangi bir odaya kendisini atarsa ben o odaya gidene kadar özellik bitecek zaten. O yüzden satmış olacağım. Önümdeki adamı kaçırmış olacağım. Kapalı haritalarda maalesef iş yapmıyor arkadaşlar. Çok dibinde olmanız lazım kurbanın. O yüzden açmadım yani. Evet zor bir maçtı. İyi çevirdik. Onların anladığı dilden konuştuk. Şunu da tekmeleyeyim de Ali'nin görevlerini yapalım. Kaç oldu? Tamam tamamladım görevi. Hatta al sana fazladan. Ver ekstra blood point falan bir şey ver. Ver ekstra 10-15 bin bir şey ver. GG. Gençler bu arada son videoda da söylemiştim hani kurban tarafı katile nazaran daha az aksiyon geçtiği için hani en azından jen yaparken ne bileyim normal yürürken falan bir konu olsun istiyorum. O yüzden yarınki videoda böyle soru cevap tarzı bir şey yapmak istiyorum. Yarınki videoya kadar bu yoruma böyle merak ettiğiniz şeyleri falan sorabilirsiniz. Hem bu videonun yorumlarından hem de genel olarak merak edilen şeylere dayalı olarak yarın hani kurban videosu oynarken bir yanda arkada oyun dönerken bir yandan da soru cevap yapmaya çalışacağım. Bu arada şu AFK mı lan? Vallahi umurumda olmaz ya onun kafaya çakmaya gidiyorum arkadaşlar. Onun kafaya zınklatmaya gidiyorum şu an. Vallahi ıskaladım sandım ya. AFK adamı kaçırıyorduk ya. Oo zekice. Hemen spot değiştirmece falan.
Hayır. Kaçıracağım sandım elimden. Lan bu killer da stresi böyle son anda köşeyi falan dönüyorlar ya. Hani tam böyle vuracaksın köşeyi dönüyor kaçıyor falan. Oo, o kadar hızlıyız diyorsunuz. Hocam heal'a karşıyız yalnız. Özellikle kancada yapılanları hiç sevmiyoruz biliyor musunuz? Ya bak. Defol git de işte arkadaşını kovalayayım. İlla bana kendisini yedirttirecek ya. Evet hocam. DC'ye geldi diyorsun. Şuna bir ana etkinlik patlar o zaman. İşte şimdi bak. Böyle açık alanlarda ana etkinlik, baba etkinlik falan dinlemem. Burada bunu alabilir miyiz? Alırız ya. Son. 5 bıçak. One shot, one kill hocam. Şöyle beyaz kancı da alalım. Ben onu düşürüp salacaktım aslında. Tanımlamayacaktım. Ama DC atmayı tercih etti. Yani nereden bilsin, o da haklı. Yani sadece maçı yavaşlatmak için. Hani sen burada dur, ben diğerlerini kovalayayım. Seni almaya gelsinler diye maçı yavaşlatmaya çalışacaktım. Kendi bilir. Ben bir diğer dünyaya gideyim. Şeyleri de yapalım hemen. Ver bana uçan böceklerimi. Hop buradan da tekrar geldim. Ceee. Ne yapıyorsun lan bot? Bot derken yanlış anlama. Hakaret amaçlı değildi. Aslında hakaret amaçlı da olabilir. Ya bak şimdi benim asabımı bozuyor. Heh hadi bakayım hadi. Kaç da göreyim. Hadi kaç da göreyim heh. Bot burada mıdır lan? Bottan palet seviyem yek. Kendi kendime bak orada bir oyunlar. Bir Ali Cengiz oyunları kendi kendime orada. Biri diğer tarafa gitti. Oğlum tövbe yarabbim öyle deyince de bir garip oluyor ya. Düzeni yapan acaba saklanıyor mu bir yerde yoksa daha önceden mi yapılmış? Uf ne hızlandım lan bot. Benden çekeceğim var. Bak köleye bak köleye köleye bak. Dur lan seni şeyle neyse dur düz düşürelim. Harcamayayım ya şunun için harcamayayım yani anladın mı? Bu arada bu şeyleri de uçan şeyleri de sağlıklı bir kurbanın dibinde atarsanız tam attığın gibi sen de sol tıka basarsan aynı anda vurmuş oluyorsunuz. Tekte düşürmüş oluyorsunuz falan yazmışsınız ama onun timingini tutturması kolay mıdır ki ya? Oğlum ben her şeyi yok ediyorum şu an ya. Ne yaptın? İyi dediğini duyar gibiyim. İyi senden dediğini duyar gibiyim. Bak. Kaçması lazım. Burada kalırsan. Anladın mı? Burada. Yani dümenciye karşı şansın yok. Kendinizi böyle sıkıştırmayacaksınız arkadaşlar. Tamam hasarı al git. Yeter ki bir düzlüğe çık yani anladın mı? Bu ne yapıyor lan? Oğlum o kanatlarını kopartırım vallahi senin şimdi. Bak gelmeyeyim oraya. Tamam mı? Bak bana bak. Bücür. Ya bir de. Baksana bıçak ıskalamıyorum anasını satayım. Şuna bak ya. Şuna bak ya. 15 bıçak 13 isabet falan yani. Bir de gelmiş bana t-back atıyor orada. İyi lan 2 sene önce oynadığım kadar kötü oynamıyorum ha. Tabii aim'i biraz hassas olduğu için arada bir çok sekebiliyor. Ben şimdi diğer tarafa gideceğim de derken cam mı yapılıyor gözümün önünde? Ya bot. Hile piç yemiyorsun tabii hiç mind game falan. Haha 7 salak. O tabii lan azar değdiren aim ya. Gel bakalım. Stun yediğim noktaya bak. Stun yediğim noktaya bak. Kat orayı. Şimdi gel de bunu bul. Bence geri buraya çıkmıştır. Ne dediniz o işe? Çıkmamış. Oo içeri gitmiş. İyi yırttı benden. Çocuklar bak şuraya sizin için portal açıyorum. Tamam mı? Onu kullanırsınız. Ben şimdi bir tane de olsa şey üreteyim hemen. Zaten bir tane vardı da bir tane daha üretmeye geldim. Hangi ne tarafta cam bitti? Hadi Jen'in önüne çıkayım. Jen'in en alakasız yerine çıktım. Yani hani daha uzak olamazdım galiba biten Jen'e. Biri diğer tarafa gitti. Biz de mi gelsek? Gelelim. Misafir kabul ediyor musunuz? Ne yaptın? Aha! Aa gitti gitti. Önümden gitti. Gel la buraya. Bebe. Haha! Kurtçuklarım da iş yaptı ya bu maç. Ne yaptın? Seni de bulduk Aganze. Dümdüz koridor Ahmetciğim. Çeksene bıçağı ya. Çek bıçağı ya. Enerji patlar. Enerji patlar. Ana etkinlik, baba etkinlik. İyiyiz şu ana kadar. Bak şimdi bak sana yeteneğimi göstereyim mi?
Gördün mü? Onu yıllardır içimde besledim. Bence bir ikinci turu hak ediyorum. En azından iki evetle ikinci turu hak ediyorum bence. Tamam, üç evet abartı olabilir. Yani böyle açık bir spotta yakaladığınız zaman çok eğlenceli bir karakter dümenci. Mesela Macmillan'daki üstü açık paletleri düşünün. O paletler normalde safe paletler. Yani tur atabileceğiniz paletler ama dümenciye karşı hiçbir şey yapamazsınız o tarz spotlarda. Yerine göre çok güçlü. Onu söyleyeyim yani looplarda. Ama işte RPD gibi, hastane gibi sürekli oda dönmeli mapler geldiği zaman da biraz sıkıntıya düşebiliyorsunuz. Tam atacağınız sıra adam oda dönüyor. Özelliğinizden çıkarken yavaşladığınız için ekstra zaman kaybediyorsunuz. Adam bir tur daha atıyor falan filan. Morigordun! İlk iki maç yapmayınca bu maç yapmayacağım sandınız değil mi? İşte beklenilmeyen anların adamı. Şimdi Cold'un'da sıkıntımız şu olursa... Ooo, dördü de orada bu arada. Şey bir karakter, yavaş bir karakter olduğu için. Anladın mı? Alo? Benim gamsızlık seviyesi. Yavaş bir karakter olduğu için map şeyi yavaş yani, dolanımı. Niye böyle bir şey yaptı şimdi bu? Oynuyordu gayet maç başı yani, ne bekliyordu karşısına anlamadım. Raid falan gelsin de oynayak mı diyordu? Ulan yılan, ulan yılan. Şuradan gelen headshotlı darbeler. Güzel, MT, iyi vurduk, iyi vurduk. İki tane bıçağı kaldı hasar almak için. Şöyle çarpmalı bir tane daha. Çok güzel. Oo, bu satıyor maçı. Kral, seni almayacağım lan. Hadi bakalım. Madem maçı satıyorsun ya bota düş ya da orada dilen. Oğlum görmüyorum ki şu soktuğumun otlarından ya. İnsan boyundan nasıl daha uzun olabilir anasını satayım. Kral, siz dümenciye karşı oynamayı mı bilmiyorsunuz? Saatiniz mi düşük diyeceğim. Az önceki maçlardan birindekinin saati 8000'di. Herhalde düşük değildir değil mi? Sana da bir ana etkinlik patlar mı ya? Daha doğrusu size. Gel gel, body block alıyor bir de. Ha, bir de body block. Oğlum. İyi bari. Tamam, güzel. En azından yaraladık. Tamam, güzel. İyi atlattık buraya. Böyle ana etkinlik gelip yanınızda biri varsa direkt slug atmanız gerekiyor zaten. Hani bayağı iş yapıyor öyle olduğu zaman. Ben de 40 yıllık dümenci ustası gibi böyle akıl veriyorum ya, bir de anasını satayım. Kurtçuklarımızı alalım arkadaşlar. Aha, biri daha geldi. Ne yaptın? Vallahi kolay gelsin. Dur şunları alayım, geleceğim. Oğlum niye salıyorsunuz maçı ya? Ne yaptım, hayır onu anlamadım yani. Ne yaptım ki? Mesela ilk maç kurbanlar bana saygı duymadığı için ben de onlara duymadım. Çakallık yapma bana. Sırtıma alacağım ayağına, beni diğer dünyaya yollayacağım, farkındayım onun. Her neyse, işte ilk maç ben de onlara saygı duymadım ama bu maç bir şey yapmadım ki, normal oynuyorum yani. Niye gelip gelip teslim olmaya çalışıyorlar? Aha, biri daha karşıya gitti. Oğlum sen şimdi sen ne yapıyorsun? Smoke mu yapacaksın orada ha? Line up mı atacaksın? Geri gitmiş ya. Çok zaman kaybettik diğer dünyada. Yerdeki satıyor diye onu almıyorlar. Helal olsun lan size. Anladın mı? Makara kukarayı kat. Bu tarz spotlarda da zor işte, anladın mı? Bu tarz spotlarda da zor. Güzel, ikişer üçer, ikişer üçer. Böyle böyle devam. Çok iyi. Nereye kaçacağınız anaysun. Evet, güzel bir mücadeleydi. Her ne kadar o tarz spotlarda zor da olsa, en azından hani düz bir katil olsanız o spotta dönmek zorundasınız. Ama bunda bu gördüğüm şekilde spotu yine counterlayabiliyorsunuz yani. Şuna bir mori çekeyim ben o zaman ya. Zaten bitiyordu barı. Mori'yi de görmüş olalım. Kanna! Güzel mori ha. Bir mori tier list mi yapsam ya? Ama o da çok uzun sürer. Hepsini tek tek izlememiz gerekir. Oyun içinden hemen hızlı bir şekilde izleyebiliyoruz ama bayağı uzun sürebilir. Bir tane bile tutturamadım arkadaşlar 73 tane bıçaktan. Tutturamamaya devam ediyorum. Sağa sol, sağa sol. Sağa sol, sağa sol. Güzel, giderek bir iki tane tutturduk. Bunu şeyle alabilir miyim? Uçan gübreyle. Allah da beni kahru perişan eylesin. Sağ sol, sağ sol yaptı, güzel dodge attı. Hemen nasıl analiz edim ama arkadaşlar durumu, bak. Hemen durum analizi. Sağ sol, sağ sol yaptı, güzel dodge attı. Ne yaşadığını bilmeli insan. Hop, hemen hızlıca al. Ya şu perk gerçekten dolaptan bir şey alan katiller için çok iyi ya. Hızlı almamızı sağlıyor ya. Diğer türlü dolabı açıyor 2 saat, bu neymiş onu diye mal mal bakıyor anasını. Al işte hızlı hızlı. Yani bunun bende standart bir özellik olması lazım.
Ah lan son hit. Son hit. Güzel. Oha. Barının azalması için ne kadar süre geçmesi gerekiyor lan? Bu aralardan. Sektir. Oradan sektir. Güzel, bu akıllı oynuyor. Bıçaklarım bitti ya. Seni düz kovalayamam, üzgünüm. Bu tarz katillerde üşenmeyin arkadaşlar. Bıçağınız mı bitti, baltanız mı bitti? Gidin alın. Barımı da doldurmuşken geleyim şuradan yine kurtçuklarımı yapayım. Sağlam dünya. Ooo, reis ne yaptın? Oğlum şu dişe fırlatmalı katillerin niye böyle içine girmeye çalışıyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar bak, bu tarz katillerde ben hep şeyi sorgulardım. Adam dibinde düz vursana, hani niye bıçağa geçiyorsunuz sorgulardım. Bunun sebebini ben size şöyle açıklayayım. Şimdi adama düz vurursam ben şu bıçak kaldırma animasyonuna geçene kadar adam uzaklaşıyor. Ve kendini bir spota atabiliyor, ama direkt bıçak kaldırıp adamı bıçakla yaraladığınız zaman adam yaralandıktan sonra adamı bir yere kaçarken görüyorsunuz ve bıçak atmaya devam edebiliyorsunuz. Yani bıçak animasyonunda kalmış oluyorsunuz. Böylece ikinci hasarı da az önce gördüğünüz gibi çok erken bir şekilde verebiliyorsunuz adama. O yüzden dibinizde olsa bile böyle çok özel bir spotta olmadığı sürece direkt bıçakla yaralamanız çok daha mantıklı oluyor. Böyle açıklayabilirim size. Yani benim aklıma gelen bu. Bilmiyorum başka bir nedeni var mı? Normal şartlarda dibinde sol tıkı vur geç diye düşünüyor olabilirsiniz ama bence öyle değil. Sen de kaşınma istiyorsan. İki iyi oynuyorsun falan dedik. Bir tarafın kalkmasın hocam. Çok iyi. Direkt volt engelleyici killer ya. Oo, Bijan. Sattık mı maçı? Yani nereye gittiğini anlamakla geçti bütün ömrüm. Seni yine açıkta yakaladık. Güzel. Bak bundan bahsediyorum. Sol tık atsam kaçabilirdi ama bak. Hala atmaya devam edebiliyorum. Gördünüz mü o animasyonda olduğum için? Hop. İkinci asılışına da, ikinci yaralayışına da daha doğrusu, ikinci hasara da erkenden geçirmiş oldum. Eğer sol tık atmış olsaydım ben şu animasyona geçene kadar, şu an bıçağım olmadığı için gösteremiyorum. Ben bıçak animasyonuna geçene kadar bu köşeyi dönerdi. Burada biraz daha oyalayabilirdi beni. Hocam sen iz mi bırakmıyorsun? Yok, bırakıyormuşsun. Hayır, yani iz bırakanlar unutulmaz, onu söyleyeyim de. Oo, bu katil için ölüm spotu. Yemez ki onu oradan. Şuradan sektirmeli falan. Açıkta bırakmaya çalışalım. Bıraktık. Aralarında bir bu biliyordu dümenciye karşı oynamayı. Onun da yapacak bir şey yok. Ne yapsın gariban. Şimdi arkadaşlar, dümenci hantis gibi katillere karşı oynarken şey uygulamanız gerekiyor. Mesela nasıl örnek verebilirim? Durun şimdi size ben bir spot bulayım. Normalde atıyorum şuradan gittiğiniz zaman şu pencereden atlarsınız değil mi? Hani katil de şuradan dolansın, oyalansın diye. İşte dümenci hantis gibi bir şey atan katillere karşı pencereye gitmek yerine şu şekil kapıdan geçip loop'u bu şekilde kullanmaya çalışacaksınız. Lan ne oluyor? Hani en faydalı o, onu yapabilirsiniz yani bu tarz katillere karşı. Senin bacağına sıçarım. Senin bacağına sıçarım. Öyle bir şans yok. Buradan sektirmeli falan atsam. Çarp bir iki tane daha. Güzel. Güzel bir dümenci günüydü. Eğlenceliydi bence. Güzel. GG. Keyifliydi. Eğlendim killer'ı oynarken. Hem az oynadığım bir killer'dı. Aradan da çıkarmış olduk. Bu hangisiydi iyi oynayan ya? Bu Fangmin miydi? İsimlerini unuttum vallahi ama bir tanesi gerçekten iyi oynuyordu. Dümenciye karşı bilgili oynuyordu yani. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Dediğim gibi yarınki kurban videosunda araya soru cevap sıkıştıracağım. Böyle hani çok trole kaçılmadığı sürece istediğinizi sorabilirsiniz. Ben zaten cevaplamak istemediğim ya da çok özel gelen bir soru varsa onu almam cevap listesine. Onlarca siz istediğinizi sorun. Ben cevaplanması gerekenleri cevaplarım zaten ya. Yarın. Yine böyle sohbet muhabbetli bir kurban videosu geçirmiş oluruz yarın da. Mod bu arada keyifli. Katil tarafı da keyifli, kurban tarafı da keyifli. O yüzden bu modda takılmaya devam ediyorum. Yarınki kurban videosunu da bu modda çekeceğim. Tam böyle hani aşırı tryhard değil, sohbet muhabbet eşliğinde gidebiliyor normal oyuna göre. En azından kurban tarafı öyle yani. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.